Ben her gün bir şey olacağım. Hazırlık çalışmalarında bir tane sorumuz var. Büyüyünce ne olacaksın? Öğretmen yazabiliriz. Genelde çocukların çoğu öğretmen şeklinde cevap veriyor. Öğretmen, astronot olur, doktor olur, mühendis olur. Ne bileyim bilgisayarcı olur, iletişimci olur, yazılımcı olur, birçok yeni meslek var. Onlardan birini de seçebiliriz. Kuzen kelimesi kimler için kullanılır? Arkadaşlarınıza konuşarak açıklayınız demiş. Amcamızın, teyzemizin, hala veya dayımızın çocukları için kullanırız. Kuzenleriniz varsa adlarını yazınız demiş. Yani amcanızın çocuklarının ismini, teyzenizin, hala ve dayılarınız, dayılarınızın çocuklarının ismini yazabilirsiniz. Birinci etkinlik hikayeye göre cevaplayınız demiş soruları. Ecelerin ailesinde kimler varmış? Amcalar, yengeler ve kuzenler. Sizin ailenizde kimler var? Annem, babam ve kardeşlerim şeklinde yazabiliriz. İkinci etkinlik ailenin kimlerden oluştuğunu yazınız demiş. Babaanne, dedeler sonra hala, amca anne babayı da yazalım. Baba erkek kardeş veya kız kardeş ikisinde yazabiliriz kardeş kız kardeş dayı kuzen diyebiliriz Anne de söyleyebiliriz? Soruları metne göre yanıtlayınız demiş. Uçak kullanmak niçin araba kullanmaktan daha iyiymiş? Çünkü göklerde ne trafik kuralları ne de şurada I olacak. Virajlar var. Sürebildiğin kadar sür diye düşünüyorlar. Uzaya gitmek isteyen çocuk ne olacağını söylüyor. Kozmonot. Yeryüzünde kalmak isteyen diğer çocuk ne olmak istiyor? Televizyoncu olmak istiyor. Ece meslek olarak neleri seçti? Otobüsçü, hekim, dondurmacı olmayı seçti. Ece niçin gücendi? Kendisiyle alay etmelerine gücenmiştir. Ece'nin kardeşleri nasıl davranmalıydı? Ona ve seçtiği mesleklere saygı duymalıydılar şeklinde ifade edebiliriz. Meslekleri resimleriyle eşleştirin demiş. Pilot, öğretmen, doktor, bizim şoför nerede? Burada. Gazeteci, mühendis, pardon. Kozmonotu götürelim. Gazeteci yanlış yaptık. şöyle yapıyoruz. Mühendis projeleri inceliyor. Gazeteci. Ben buradakileri gazete sandığım için direkt gazeteciyi buraya götürdüm ama mühendis planları ve projeleri inceliyor. Buradaki gazeteci de röportaj yapıyor şeklinde götürebiliriz. Hazırlık bölümünde büyüyünce ne olacaksınız sorusuna ne cevap verdiniz? Niçin bu mesleği seçtiğinizi arkadaşlarınıza açıklayınız demiş. Öğretmen demiştik. Çünkü öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Herkesin söylediği ama günümüzde pek değeri bilinmeyen bir meslek. İnsanlara bir şey öğretmek bence mucize gibi bir şey. Özellikle öğretmen olduğunuzda bunu çok iyi anlayacaksınız. Öğretmen olmak isterdim şeklinde ifade edebiliriz. 5. etkinliğimiz hangi noktalama işaretleri kullanılmıştır demiş. Örnekleri inceleyiniz demiş. Nokta kullanılmış. Konuşma çizgisi kullanılmış, virgül kullanılmış. Konuşma çizgisi, konuşma çizgisi, virgül, ünlem işareti, soru işareti ve yine ünlem işareti kullanılmıştır. Hangi cümleler bir konuşmayı belirtiyor? Bunların konuşma cümlesi olduğunu nasıl anladınız demiş. Konuşma çizgisinin önüne geldiği cümleler konuşmayı belirtmektedir. Çünkü konuşma çizgisi konuşma cümlelerinin önüne gelmektedir şeklinde ifade edebiliriz. Cümlelerin sonunda niçin farklı noktalama işaretleri kullanılmış olabilir? daha önce öğrendiklerinizden yararlanarak açıklayınız Çünkü farklı anlamdaki cümleleri farklı noktalama işaretleri kullanırız ki okurken ona göre okuyalım diye. Örneğin soru anlamı taşıyan cümlelerde sorun. Aşağıda açıklamaları var zaten. Soru cümlelerin sonunda soru işareti. Coşku, heyecan, korku, şaşma gibi duyguları belirten kelime ve cümlelerin sonunda ünlem işareti. Soru sormayan, duygu belirtmeyen cümlelerin sonuna da nokta, kullanılır. Altıncı etkinliğimiz cümlelerde noktalama işaretleri kullanılmamış. Nerede hangi cümle işaretlerin kullanılacağını ne demiş? Renkli kalemle yazınız demiş. Yaşasın virgül ve halamlara gidiyoruz ünlem işareti bir sevinç var alo kimi aramıştınız bir soru soruyor soru işareti arkadaşlar ben de gelebilir miyim soru soruyor soru işareti bu oyun 3 kişiyle oynanmaz mı soru soruyor soru işareti Ali, Funda, Can ve Tuna. Arka arkaya sıralanan eş görevli sözcüklerin arasına virgül kullanılır. Şiir okuyacaklar. Nokta. Ali nin nin ekini kesme işaretiyle ayırıyoruz. Okuyacağı kelime sığmamış kısa çizgiyle kelimenin devamının aşağıda olduğunu belirtiyoruz. Çok uzun nokta. Bugün kalem, silgi ve pastel boya aldım. Eş görevli sözcükler var. Bugün değil tabii ki. Bugün cümlemizin başı kalem, silgi, pastel boya eş görevli sözcükler. V varsa virgüle ihtiyaç yok. Kalemle silgiyi ayırmak için şuraya virgül kullanıyoruz. Ayça bir isim nın eki gelmiş kesme işaretiyle ayırıyoruz. Cümlemizin sonuna nokta kullanıyoruz.